Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri deprem bölgesine gönderilmek üzere soba imal ediyor. Günlük 100 soba imalatı hedefleyen gönüllü öğretmen ve öğrenciler okulun metal işleri atölyesindeki makineleri kullanarak üretimini sürdürüyor. Hızlı yanması ve ısı açısından verimli olması ile bilinen Bozdağ sobası üretimi yapan başta ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aytar, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler var gücüyle imalat yapmaya devam ediyor. Metal İşleri Bölümü öğretmenlerinin gözetiminde imalat yapan, bilgisayar öğretmeninden tarih öğretmenine, müdüründen hizmetlisine kadar öğrencilerin desteğiyle üretilen sobalar deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı ısıtacak. Ben Nazilli Mesleki ve Tekniki Anadolu Lisesi öğrencisi, metal bölümü öğrencisi Vedat Portak. Dünden beri depremzedeler için burada öğretmenlerimizle birlikte soba çalışması yapıyoruz. Depremzedelerimizin ısınması için, ihtiyaçlarını karşılaması için onlara yardım yapmaya çalışıyoruz. Nazilli Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şuayb Çiçek. Nazilli Endüstri Meslek Lisesi olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumu biz vazife edinip depremzede vatandaşlarımıza yardımda bulunmak için soba imalatına başladık. Bütün öğretmen arkadaşlar olarak herkes okulumuza destek veriyor. En kısa zamanda inşallah yetiştirip ilgi yerlere ulaştırmayı temenni ediyoruz. İsmim Hasan Hüseyin Sezer. Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Metal İşleri Bölüm Şefiyim. Biz burada depremzedeler için soba yapıyoruz. Dahası sobayı da bu bölgenin Bozdoğan sobası diye anılan odun sobasını yapmaya karar verdik. 100 adet yapacağız. Herhalde Osmaniye'ye gönderilecekmiş bu 100 adet boru. Öğrencilerle beraber, öğretmen arkadaşlarla beraber çalışmaları sürdürüyoruz. Dün başlamıştık. Herhalde bugün ya da yarın 100 adet bitmiş olacak. Borularıyla beraber, sobasıyla, borusuyla beraber yarın bitirip göndermiş olacağız. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız büyük deprem sonrasında Türkiye'mizde seferber olmuş durumda. Bizler de nasıl bir katkıda bulunabiliriz? Bu anlamda mesleğimiz soba üretimine başladı. Soba üretiyoruz. Geçtiğimiz günlerde de gıda tahsilinde bulunduk. Acil olarak bugün ve dün itibariyle sobalarımızı ürettik. Bugün teslim edeceğiz ve üretmeye de devam edeceğiz. Geçmiş olsun ülkemize. Bizler de 24 saat esaslı olarak mesleğimizle üretim yapmaya başladık ve acil olarak da yetiştireceğiz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda valiliğimizin, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, kaymakamlığımızın destekleriyle soba üretimi yapacağız ve acil olan, ihtiyaç olan yerlere bugün hemen ulaştıracağız. Toplamdan.